Yargı, siyaset, medya, iş dünyası iddiaların odağında pek çok isim var. İşte o iddialardan biri de Demirören'le ilgili. Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çektiğini ancak bu krediyi geri ödemediğini iddia ediyor organize suç örgütü lideri Sedat Peker. Şimdi konuyla ilgili CHP'den bir açıklama var. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi bir tweet attı bugün. Bu iddiaların üzerine bir hatırlatma da bulundu diyelim aslında. Demirören'in aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka müşteri sırrı diyerek bilgi vermedi. Yeniden soruyoruz. Demirören aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemediyse başlatılan bir haciz işlemi var mı diyor Hakverdi. O belgeleri de paylaşmış, hemen taşıyalım ekranlara. O belgelerde de soruyor, Demirören Medya Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın alırken bankanızdan kullandığı kredi miktarı ne kadardır sorulardan biri. Ve taksitler döviz cinsinden mi TL cinsinden mi ödenmektedir? Döviz cinsinden ise kur nasıl belirlenmektedir diye sormuş. Yine sorularından bir diğeri bu. Ve yine başka sorularda yer alıyor yolladığı bu dekontta, bu belgede. Ve Ziraat Bankası'nın da cevabında işte 5411 sayılı bankacılık kanunu işaret ediliyor. Ve bunun da müşteri sırrı olduğunu ifade ediyor banka verdiği cevapta. Evet, devam edelim.